Antalya'da görüştüm biraz önce. Orada da uçak yok. Burada da uçak yok. Bu uçaklar neredeyse Kızıldağ'a gönderin bir tanesi. Uçaklarımız, arazörlerimiz, bütün ekipmanlarla devletimiz dört dörtlük çalışıyor. Ama sayın milletvekili buraya gelmiş bize diyor ki uçak yok. Lütfen ya, burada siyaset yapmayalım. Herkes can derdinde lütfen. Yangın yerine gitti. Bölgede söndürme çalışmalarının olmadığını iddia etti. CHP'nin Antalya milletvekili Rafet Zeybek, yangının çıktığı yerdeki çalışmaları görmezden geldi. Tıpkı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gibi yapılan çalışmayı önce görmezden gelerek aksi açıklamalarda bulundu. Çalışmaları yerinde görüntüleyen Ülke TV ekibini önce sosyal medya hesabından hedef gösterdi. Ardından makam şoförüyle birlikte Ülke TV ekibine saldırı girişiminde bulundu. Ya geçsin işte, uçak gelsin. Şunlar ne şu an havada gezenler nedir? Şunlar resmi kurum araçları değil. Şu resmi kurum araç değil mi arkadaşım ya? Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Üstüne mi yürüyorsun? Ya bu kadar olamaz ya. Havada vızır vızır. Yani her kayıtta gösterdik uçakları da helikopterleri de. Ülke TV muhabiri Sevgi Deniz ve kameraman Fatih Durmuş, CHP Antalya milletvekili Rafet Zeybek'in uçakların olmadığını iddia ettiği bölgedeydi. Çevre halkına mikrofon uzattı. Vatandaşlar CHP'li vekilin açıklamalarının aksine çalışmaların yapıldığını söyledi. Uçaklarımız, arazörlerimiz, bütün ekipmanlarla devletimiz dört dörtlük çalışıyor. Ama sayın milletvekili buraya gelmiş bize diyor ki uçak yok. Devlet ya geçsin işte ya uçak gelsin. Şunlar ne ya şu an havada gezenler nedir? Şunlar resmi kurum araçları değil. Şu resmi kurum araç değil mi arkadaşım ya? Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla geri adım attı Rafet Zeybek. Uçak yok söylemini daha fazla uçak talep ettik mesajıyla unutturmaya çalıştı. Ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da Ülke TV'ye hedef göstermeye çalıştı. Ya geçsin işte ya uçak gelsin. Şunlar ne şu an havada gezenler nedir? Şunlar resmi kurum araçları değil. Şu resmi kurum araç değil mi arkadaşım ya? Uçak yok bölgede diyordu ama ben 9 gündür bu bölgedeyim. Pek çok basın arkadaşımız da doğru bir şekilde haberleri yansıtmaya çalışıyoruz sizlere. Uçak yok dediği anda havada da biraz yukarıya baksın aslında yukarıda ne kadar uçağın döndüğünü görecek ama inkar ediyor. CHP'li vekil Rafet Zeybek bununla da yetinmedi. Ülke TV ekibinin haber çalıştığı yere gitti. Şoförüyle birlikte ekibin çalışmalarını engellemeye çalıştı. Sözlü sataşmalarda bulundu. Yalan söyleyen habercilere her yerde mücadele edin. Yalan söylüyor. Ama bak o Ülke TV sizi demiyor. Ülke TV yalan haber. Ya 24 saattir uçak gelmedi buraya. Ben günlerdir bölgedeyim. Nasıl uçak? Günlerdir ben de bölgedeyim ya. Nasıl uçak yok bölgede? Ha? Çeker misiniz şuradan uçağı? İşte... Ya şu anda uçak yok demiyorum. Ya bu kadar olamaz ya. Havada vızır vızır. Yani her kayıtta gösterdik uçakları da helikopterleri de. Milletvekilinin şoförü de Ülke TV muhabirinin üzerine yürüdü. Saldırı girişiminde bulundu. Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Üstüne mi yürüyorsun? Buraya geliyorlar, provokatörlük yapıyorlar. Hiçbir böyle vatandaşa yararlı bir hizmet yapmıyorlar yani. Burada bayanın üstüne yürüdüler. Ben gözümle şahit oldum. Yani bunu ben kendilerine yakıştıramadım. Araya yine gazeteciler girdi. Ülke TV muhabirinin üzerine Antalya milletvekilinin şoförü yürümüştür. Utanmasalar kadın muhabiri dövecekler. Hangisi burada. Bu? Emekçinin... Ya bu kadar olamaz ya. İşleri güçleri provokasyon ya. Buraya gelip de milletin kafasını karıştırmak. Bunların yaptığı iş hiçbir zaman için... Ülke için yani iyi bir iş değil yani yazıklar olsun bunlara ben öyle diyorum kesin. Bölgedeki durumu objektif bir şekilde aktaran Ülke TV'ye yapılan saldırı girişimi büyük tepki topladı. Nerede o adam? İletişim Başkanı Fahrettin Altun da o görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Haklı mücadelenizde yanınızdayız dedi. Ülke TV sizi demiyor. Ülke TV yalan haberi. Ya 24 saattir uçak gelmedi buraya. Ben günlerdir bölgedeyim. O görüntülere Rütük Başkanı Ebubekir Şahin'den de kınama geldi. Müdahaleyi kabul etmiyor... Özgür medyanın engellenemeyeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz dedi. Nerede o adam? Sosyal medyadan da Ülke TV'ye destek yağdı. Binlerce tweet atıldı. Haber 7.com'da da yüzlerce okuyucu CHP'li Zeybek'e tepki gösterdi. Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam?